Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Gece saat 12:30 geçiyor. Tarihi de herhalde 20, 20'dir herhalde. Önemli konu var arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar işin farkında değiller daha. Şimdi Mehdi Aleyhisselam konusu çok önemli bir konudur. Ben buradan ses önemli. Önemli olan burada ses. Görüntü önemli değil. Arkadaşlar, Nuh'un gemisine, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi değil, yani bunun mecazi anlamda söylüyorum. Nuh'un gemisine binenler kurtuldu. Çağrı gibi bir şey bu yani. Binmeyenler helak oldu. Şimdi Mehmet Hoca dedi ki 21 Şubat'ta miat başlamıştır. Değil mi? Ve bazı hadisleri de reddediyor Mehmet Hoca. Değil mi? Doğru. Şimdi bu hadis ilminde Buhari vardır. Buhari Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 yıl sonra doğan yaşayan bir alimdir. Hangi kitaplardan faydalanıp yazmıştır? Hazreti Peygamber'in vefatından 100 sene sonraki dönemde yazılan kitaplarla bu kitapları yazmıştır. Bu hadis kitaplarını. Tamam mı? Yani Hz. Muhammed'in zamanını düşün, 200 sene çok uzun bir süre. Şu anda mesela o zamandan bugüne Emeviler, zaten Emevilerin elinde olan bir dönemdir. Yani Emeviler Hz. Peygamber'in soyuna ne yaptıklarını biliyoruz. Hani bu savaşta Hz. Hüseyin'in başını kestiler, şehit ettiler ve kadınlara tecavüz ettiler. İnsanların malını mülkünü aldılar. Büyük zulümler yaptılar. Yani bu kişilerden öğreniyor Buhari. Yani biz ne kadar sahih diyoruz ya. Şimdi isteyen inanır, isteyen inanmaz. Yani bu fikir mücadelesidir. Biliyor musun? Fikirdir. Yani tabii ki insanlar Buhari'yi peygamber gibi de görebilir. Yani o bana dert değil. Buhari'nin tabii ki söylediklerinin hepsi yanlış değildir. Tabii ki hepsi doğru da değildir. Yani sadece Allah'ın dediği her şey doğru olur. İnsanların, benim de yanlışlarım olur, Mehmet Hoca'nın da olur. Hatta ben size bunu söyleyeyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmasında bir hata yapıyor ve Allahu Teala Cebrail'le onu düzeltiyor. Mesela bunu düşünün. Mesela birçok peygamberin Allah'ın dediklerinden biraz çıkıyor mesela. Burada Yunus Aleyhisselam var. Burada Zekeriya var. Mesela burada bazı peygamberler daha var. Mesela Musa Aleyhisselam var. Birçok peygamberin hayatında da bu durumlar olmuş yani. Çünkü bir peygamber bizim gözümüzde ne kadar kutsal olursa olsun, tamam mı, Allah'a eşit olamaz. Bizim alimimiz de öyledir. Bizim şeyhimiz de öyledir. Yani bizim inandıklarımız da öyledir. Yani biz sadece Allah'a ulaşmamız lazım. Yani Mehmet Hoca diyor, biz frekanslarla Allah'a yaklaşan bir kişi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek ayrı konudur. Ayrı bir konu bu. Hani inkar etmek tabii ki doğru bir şey değil. Burada başka bir konu var. Yani Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek zaten kafirliğe giriyor direkt. Ama bazı ülkelerde Kur'an'ın ayet sayısı ile bazı diğer İslam ülkelerindeki ayet sayısı farklıdır. Mesela burada yeni gelen ayet diğer ayetin hükmünü kaldırıyor mesela. Kendi içerisinde bir dönüşüm yapıyor Kur'an-ı Kerim. Tabii bazı dinlerde bu böyle değil. Mesela Hristiyanlıkta ise ne kadar kitap eski olursa o kadar kıymete biniyor. Bizde ise ne kadar bilgi yeni olursa o kadar kıymete biniyor. Tamam mı? Şimdi bizdeki sorunlu farklar burada. Fark burada. Şimdi ben size bunu söylemek istiyorum. Nuh'un gemisi, tabii ki mecazi anlamda kullanıyorum. Şimdi biz Nuh'un gemisi demiyoruz. Yani Nuh'un gemisi gibi büyük bir felaket olacak. Yani dünya çapında bir felaket olacak. Hani Mehmet Hoca bunun bilgilerini 2 ay öncesinden verdi. Yani 2,5 ay öncesinden. Dağlar patlayacak deyince ben şaşırmıştım. Nasıl olacak ya dedim. Yangınlar olacak dedi dünya çapında. Ben yine de ya dedim, nasıl olacak? Oldu. Seller olacak dedi ve depremleri de ben de rüyada gördüm. Mehmet Hoca da demişti daha önce. Ve dedi ki yırtıcı hayvan istilaları olacak. Akrep istilası Mısır'a geldi. Yani şu anda diyorlar ki Mehmet Hoca cinlenmiş diyorlar. Delirmiş diyorlar. Yazıklar olsun ya.
Böyle bir kelime yanlış bir kelimedir. Bu kelimeler bütün peygamberlere kullanılmış kelimelerdir. Ben özellikle de Mehmet Hoca ile peygamberleri bir kefeye koymak istemiyorum. Yalnız tarih içerisinde hep insanların anlamadığı bir konu olduğu zaman o kişiler ya cinlenmiştir, ya delirmiştir, ya para için yapmıştır, ya bir mülk için yapmıştır. Hep bu şekilde ithamlar oluyor ve bunlar kendi sonlarını da hazırlayabiliyorlar. Çünkü Mehmet Hoca'nın belirli bir maaşı yok zaten, belirli bir durumu yok, fakir zaten. Bugüne kadar kimseden yani öyle medyada işte videolarda ben fakirim fakirim diye bir tane videosu belki vardır, başka da yoktur. Yani dürüst olmak gerekirse isteyen ineğe de inanır. Kısacası isteyen sıçan tapınağında sıçana da inanır, değil mi? Adam sıçanın içtiği sudan içiyor ve kendisine şifa geleceğini düşünüyor. Ben o insanla mücadele edemem. Sıçanın suyunu içen adamla mücadele edemem. Bırak kendisi pislikte kalsın. Çünkü sen ne kadar dersen de onun kafasında öyle bir inat vardır yani. İnat. Sebep ne? Cinlenmiş. Ya yazık. Kürt olduğu için kabul etmiyorum. Yazık. Bunlar hepsi Kur'an içerisinde ayetler var. İşte Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'i inkar eden Yahudiler böyle dediler. Bizim kavmimizden olmadığı için biz Muhammed'i peygamber olarak kabul edemeyiz. Çünkü bizim soyumuzdan gelmesi lazımdı son peygamberin. Onu reddettiler. Ama Hz. Muhammed'in yolu kesildi mi? Onun ümmeti bitti mi? Tamam, yanlış yolda olabilirler. Ama çoğunluk şu anda dünya üzerinde 2 milyara yakın Müslüman var. Mesele bu. Yani bir insanı kafir ilan ederek, bir insanı cinni olarak. Bir de bunu da iyi bilmeniz lazım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gece muhabbetinde sahabelerle oturmuş ve kapı çalıyor. Kapıyı çalan şeytandır. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki meleklerden bilgi almış. İşte bu Allah tarafından gönderilmiş. Hz. Muhammed'e bütün doğrularıyla konuşacak diye söz vermiş. Eğer ki şeytan doğruları söylemezse Allahu Teala onu var ya Sahra'daki kumdan daha beteri yani onu yok edecek. Onu Allah tehdit ediyor ve geliyor işte Hz. Muhammed'in yanına doğru konuşmaya geliyor. Bak görüyor musunuz? Bir peygamber bir şeytanla görüşmüş yani. Anlaşıldı mı? Frekanslarınız şu anda hangi tarafta bilmiyorum. IQ seviyeleri. Şimdi bazı sıkıntılar tabii kardeşlerimizin bizim takipçilerin çoğu iyi niyetli olduğunu biliyorum da bazı 2-3 kişi kötü niyetli arkadaşlarımızı da hissediyoruz buradan. Onlar da zaten yanlış olduklarını sonradan anlayacaklar. Yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Onu zamana bırakacağız. Allah işini daha iyi bilir. Yani şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinlere görüşme yapıyor. Hani bu şeytana görüşme yapıyor. Değil mi? Hatta cinlere diyor ki sen en çok hangi insanı seversin diyor. Paraya tapanı diyor. Namazını vaktinde kılmayanı. Kimden korkarsın diyor. Malını bol bol dağıtanı. Parasının esiri olmayanı ve şükürdar olan fakiri. Zenginken parasını dağıtanı işte bunlar. Ve yaşlı bir şekilde geliyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin içerisine giriyor. Sakalları da baya ince ince böyle çok sakalı da değil yani böyle yaşlı bir şekilde geliyor. Ve Hz. Muhammed'e bütün doğruları anlatıyor. Diyor ki ben Allah'tan korkarım Muhammed diyor. Şeytan diyor ben Allah'tan korkarım diyor. Demek ki şeytan da Allah'tan korkuyor. Anlaşıldı mı? Allah-u Teala Kur'an'da ne diyor? Diyor ki ben şeytanları ve cinleri Süleyman'ın emrine verdim. Ona hizmet edecekler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de verilen cinler olabilir. Ya da melekler olabilir. O zaman da ona aynı şekilde cinni dediler. Saçma sapan bir insan dediler. İtibarsızlaştırmaya çalıştılar ama yanlış şeyler bunlar. Tabii ki bu bütün din tarihlerinde bu öyle yani. Eğer ki
Roma İmparatoru İsa ile başa çıkamıyorsa ona ne diyecek? İtibarsızlaştıracak. Hz. Muhammed'e vefa tutan müşrikler, baronlar, onlar ne yapacaklar? Onu itibarsızlaştırmak için toplandılar. Dediler ki ne yapacağız? İşte diyeceğiz ki cinlerden haber alıyor. Diyeceğiz işte menfaati için yapıyor. En son dediler ki biz Muhammed'den böyle bir şeyler görmedik ki zaten halka da bu şekilde yutturamayız. En iyisi diyelim ki anne ve çocukların arasını açıyor, fitnelik yapıyor diye. En sonunda bu şekilde karar verdiler. Hz. Muhammed'in üzerine komplolar oynandı. Tabii ki Allah bu oyunları bozar mı? Tabii ki bozar. Ben çok duyuyorum. Kürt olursa inanmam. Ya yazıklar olsun. Şimdi bir peygamberin soyu mu önemlidir ya? Bir nebinin ya da Hz. Muhammed'in soyu mu önemlidir bizim için? Onun getirdiği adalet mi önemlidir? Yani bana göre Mehdi Aleyhisselam Türk olsa benim için hiçbir sorun yok. Yani benim için Arap olsa hiçbir sorun yok. Bana hiçbir problem yok yani. Ben sonuçta Mehdi Aleyhisselam'ın kalacağı süre zaten diyorlar 7 sene ile 9 sene arasında bir zamandır. Zaten ondan sonra düneyine de sıkıntıya girecek yani. Öyle çok da sevinmemize gerek yok arkadaşlar. Büyük bir sorun var, büyük bir savaş var. Görünmeyen savaşlar var. Mehdi Aleyhisselam'a 300'e yakın melek verilecek. İşte 300 meleğin yapacağı icraatlar bellidir. Doğa olayları, felaketler zaten başladı ve depremlerle beraber işte yangınlarla beraber oluyor yani olacak gibi duruyor. Nuh'un gemisine binmek kimlere kısmet olacak onu da Allah biliyor. Bu Nuh'un gemisi dediğim şey bak şimdi arkadaşlar burada mecazi bir anlamda ben konuşuyorum burada. Yani Nuh'un gemisi tabii ki şu anda o zamanki gemi değil. Yani bazı arkadaşlarımız kelimelerimizin içerisinde bir hata bulalım da yüzüne vuralım ayağındalar. Bunun da farkındayım. Ama Hz. Muhammed'in dediği kelimeyi unutuyorlar. Birbirinizin hatalarını örtün diyor. Hiç de örten bir ümmet değiliz yani. Birinin hatasını görünce kapatacağımız yerde ya da ona güzel bir şekilde uyarı yapacağımız yerde onu en kötü şekilde rencide edebiliyoruz. Küfür edebiliyoruz. Hakaret edebiliyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Eşref Hoca bir ara bana anlatıyordu. Diyordu ki birbirinize didişmeyin diyor. Çünkü Allah sevmez, didişenleri sevmez. Didişmek iyi bir şey değildir. Bir dinin konusunda konuşulabilir. Çünkü alimler olsun, sahabeler olsun birbirleriyle konuşmuşlardır. Yani fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Ama birbirlerine hakaret etmemişlerdir. Mütevazıydılar. Dini yaymak için uğraşıyorlardı. Hatalarıyla, doğrularıyla en azından insani bir şekilde tartışabiliyorlardı. Şu anda iki kişiden bir kişi bir konuşma esnasında kardeşinin kalbini çok basit bir şekilde kırabiliyor. Onun günah mıdır, değil midir, hiç umurunda değil. Zaten şeytan bu şekilde insanları da çok seviyor. Din konusunda araştırma yapanlar da bu işin içinde çok büyük bir sıkıntı içindedir. Ben de içinde olabilirim. Ben de melek değilim sonuçta. Ben de insanım yani sizin gibi. Hataya meyilliyim. Yani bir insan kendi hatalarını kabul etmediği zaman bence en büyük hataya düşmüş olur. Herkes kendi hatasını görsün burada. Tabii ki bilmediğimiz konularda konuşmuş olduk. Olabiliriz. Ama en önemli şey bu arkadaşlar. Yani gelecekle alakalı bazı bilgileri verdik yani. Kanalımızda verdik yani. Çetin Tatar kanalına verdik. Ve şu anda dünya büyük hazırlık içerisinde ve 300 meleğin şu anda görev başında olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız Hz. Mehdi'nin şu anda kim olduğuna dair benim de herhangi bir fikrim yok. Mehmet Hoca'nın dediği kişiyi de bilmiyorum açıkçası. Olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir de yani ben kesin bir şey diyemem. Mehmet Hoca zaten bu videomu da izleyecek biliyorum. Yalnız benim için önemli olan konu bu değil. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın o mu,
A kişisi mi? B kişisi ne için önemli olabilir arkadaşım? Sizin için önemli olabilir yani Mehdi Aleyhisselam kim olduğu önemli olabilir de. Benim için de önemlidir tabii ki ama benim için birinci sırada Nuh'un gemisi vardır. Yani Nuh'un gemisine binecek misiniz, binmeyecek misiniz? Bu benim için çok önemlidir. Hangi Müslüman kardeşimiz kendini kurtaracak? Gerçi çok az bir kesim kendini kurtaracağını biliyorum. Birçoğu şu anda uyuyor. Gelecek olaylardan haberleri yok. Herkes kendi bankadaki paralarının faizlerini sayıyor. Bir iki tane dini kitap okuyup kendini alim zannediyor. Birkaç tane rekat namaz kılarak cennete gireceğini düşünüyor. Birkaç kuruş sadaka verir. Tabii ki tüm kardeşlerimiz için söylemiyoruz. Bazı kardeşlerimiz çok değerlidir bu konuda. Bildiğim kardeşlerim vardır bu konuda. Şov yaparlar. Şov. Sadaka ve şov. Bu Allah'ın kabul ettiği bir şey değil. Ama çok da güzel kardeşlerimiz var. Selamlar olsun o kardeşlerimize de. Kendini bilirler. Herkes kendini bilir aslında. Ben demek istediğim herkes kendini bilir. Ve o kadar da mütevazi olur mu insanlar? Zenginliğin içinde, krallığın içinde mütevazi kalmak da erdemliktir. İnsan olmak erdemliktir. Parasıyla insanları köle gibi görenler ise şeytanın en büyük uşağıdır. Şeytanın oyuncağıdır. Ve sonu en derin ateşlerde hani kavrulmasıdır. Hani ben bugün bu gece bu saatte ben bu videoyu boşuna çekmiyorum arkadaşlar. Siz beni bilirsiniz. Yani az çok beni tanıyorsunuz. Ben bu videoları çekmeden önce müzik yapan bir arkadaşınızdım. Yani gitar çalabileceğim kadar çalan, canlı yayınlar yapan, böyle yabancı arkadaşlarım olan Brezilya, Fas, Avrupa, ABD'den Suudi Arabistan'a kadar birçok arkadaşımız var kanalda ve onlar gelirlerdi. İşte biz eğlenirdik yani. Biz bu dünyada kim varmış, kim yokmuş umurumuzda değil. Yani eğlenirdik yani. Bu dünyada yıkılacakmış da deprem mi olacak? Ya yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun. Yani öncelikle bana olsun. Gelecek olayların farkında olmayan ruhuma yazıklar olsun. Yani burada felsefe doğru yapmak lazım felsefeyi. Hani insanları da fazla korkutmadan ama hazırlıklı olabiliriz arkadaşlar. Hazırlık nedir? Hazırlık öncelikle birbirimize dürüst olacağız ve birbirimize küfürlü konuşmayacağız. Bir. Birbirimize saygılı olacağız. Özellikle kadınlara saygılı olacağız. İki. Kadınlar da Allah'ın yarattığı bizim için önemli olan kardeşlerimizdir, eşlerimizdir, annelerimizdir. Yani biz onları ötekileştirerek, onların haklarını ellerinden alarak, onlara baskı kurarak bir yere varamayız. Yapmışızdır zamanında, herkes yapmıştır. Bundan dönmemiz lazım. Bu yorumlarda da kadın arkadaşlarımıza biraz daha saygılı olmamız lazım. Ve birbirimize kardeşlerim, ben bugüne kadar iki kişiye engelleme yaptım kendi kanalımda. İkisi de küfürlü konuştuğu için. Yani küfür, yani hakaret değil. Hakaretlere ben yine tahammüllüyüm hani biraz. Hakaretlere yine tahammülüm var da. Küfre hiç tahammülüm olmadı. İki tane küfür oldu, ben onları engelledim. Ben hiç kimseyi engellemedim ve bazı arkadaşlar diyor ki benim niye yazılarım siliyorsun? Ben silmiyorum. Ben yazı silmeyi de sevmiyorum. Ya çok yazılıyor, çok yazıldıktan sonra spam oluyor. O yorumlar siliniyor. Bazen hiç yazmasanız da spam oluyor. Yasak kelimeler var. O yüzden oluyor arkadaşlar. Sileceğim şeyler varsa da silerim yani. Eğer ki baktım hakaret var, küfür var, onları silerim. Ya da engellerim. Ben de yapım böyledir. Nuh'un gemisi
Çıkmak üzere arkadaşlar ve bu gemiyi yönetecek olan Nuh değil. Mehdi Aleyhisselam'dır, İsa Aleyhisselam'dır. Eyvallah. İsterseniz hazırlığınızı yapın. Kefenin cebi yok. Malın mülkün de toz olacağı zamana geliyoruz. Yani malın mülkün toz. Bir kum tanesi kadar değersiz olacak. Gelecek olayları görmemiz lazım. Denizler ve küllerin birbirine karıştığı zaman, işte o zaman çok geç olabilir arkadaşlar. Dağlar ile denizler yine birleştiği zaman, o zaman da kurtuluş yoktur. Ve biz bugün kendi keyfimizdeyiz. Kendi durum keyfimiz yerinde. Düşünün şu anda başımıza bir felaket geliyor. Mesela bu doğa olayları geliyor. Allah'ın azabı geliyor melekler tarafından. Çünkü 300 tane melek görevlendirildi. Yani 21 Şubat'tan sonra yavaş yavaş dünyadaki olayları izleyin. Yani bakın hiçbir zaman bu kadar yangın olaylarını görmemişizdir. Hiç bu kadar depremlerin üst üste olduğunu görmedik. Hiçbir zaman bu kadar tuhaf olayları görmedik. Onun için hazırlıklı olalım. Eğer ki hazırlıksız yakalanırsak Nuh'un kavmi gibi helak olacağız arkadaşlar. En azından buradan bu söylemek istediklerimi söyleyeyim. Birbirimizi kırmadan ya birbirimize bir güzel kelimeyle nasihat edelim kardeşçe ya da çekip gidelim. Herkes kendi sevdikleriyle beraber olacak. Hani bu sevgi kalıcı sevgi olsun yani Allah sevgisi olsun ve Allah'la beraber olsun. Geçici sevgiler. Yani geçici sevgi dünya malıdır. Evlat sevgisi de geçicidir. Yani dünyadaki bütün sevgiler geçicidir. Sadece Allah sevgisi kalıcıdır ve Allahu Teala'nın o sonsuz gücü yani düşün cennete giren bir kardeşimiz Allah'ı gördükten sonra tabii ki cennetin hiçbir manasının olmadığını anlar. Halbuki biz burada bu kadar iyilikleri yaparız, cennete gitmek için yaparız ya da cehenneme girmemek için iki seçenek, iki şık var çoğunda. Ya cennete girmek için ya da cehenneme girmemek için iki seçenek. Araf'ta var, gerçi o delilerin yeridir, o benim yerimdir. Şimdi espriyi de anlamanız lazım arkadaşlar. Burada Allah rızası için yapılırsa cennetten daha eftaldır. Yani cennetin içindeki nimetler, huriler, köşkler, baldan akan nehirler, şaraptan akan nehirler, havada uçan kuşları, hani kendileri servis edilecekmiş bize mesela. İsteyeceğiz mesela bu kuşu yemek isteyeceğiz. Kendiliğinden gelip bizim önümüze serilip yiyeceğiz. Hani hazırlanıp yiyeceğiz. Bizim niyetimiz nedir Allah aşkına? Bizim niyetimiz cennete gidip de böyle kendimizi yaymak mı yani? Yani bu dünyada yeterince yayılmadık mı? Yayıldık. Tamam, öbür dünyadaki güzellikler de bizim olsun değil mi? Dünyadaki de bizim olsun. Her şey bizim olsun. Hatta cennetin bir tarafını da şey yapalım. Bir duvar çekelim oraya. Kendi tayfamızı yaralım oraya. Eğlenelim yani. Böyle bir şey olur mu? Biz Allah'ın sevgisine uzakız yani. Uzak yaşıyoruz ve sadece hep menfaat peşinde koşuyoruz. Yani yaptığımız her iyilik Allah'ım bizi cehenneme koyma, bize o ateşi verme. Allah'ım bizi cennete koy, bizi nurlandır. Hep bir menfaat peşindeyiz. Allah'la sanki bir hesap kitap içindeyiz. Yani iyilik yapalım, iyilik bulalım. Bir insana merhametli olalım ki Allah bize merhamet etsin. Tamam, bunlar güzel şeyler. Ama gerçek anlamda Allah için yapılan
Bunlar daha değerlidir Allah'ın katında. Yani menfaate koymadan hani cennete elde edeyim. Tamam, zaten sen Allah'ın takdirini kazandığın zaman zaten cenneti kazanmış oluyorsun. Bari cenneti aradan çıkar yani. Cennette iman iyi değildir yani. Allah'a iman iyidir. Cennete tapma gibi değil yani aslında. Zaten cennete tapmaz da. Ama bütün iyiliklerini de cenneti hissederek yapar insanoğlu. O da bir seçenektir yani. O da tabii Müslüman kardeşlerimiz bunu yapıyor diye. Kardeşlerimiz bunu yapıyor diye ben onları eleştirmem. Benim yorum bu yol değil. Yani benim yorum yapılacak şey Allah için olmalı. Zaten Allah senin niyetin neyse bilir. Ona göre senin hakkını verir. Allah bize adaletten şaşmaz Allah. Eğer ki hakkımız cehennemse cehennemi de hak etmiş oluruz. Yani cennetse cenneti hak etmiş oluruz. Ben oraya takmıyorum fazla. O cehennem cennet meselesi bir günde değişebilecek bir konudur. Bir gün Şehbersiz olayı vardır. Şehbersiz medrese alimidir. Kürt kaynaklarına geçer Ahmet Yakan'ın kitabında. Kendisi çok büyük alimdir ve şeytanı kandırır ve bir kız ona emanet edilir ve kendisi orada hiç iyi bir iş yapmaz. Ve daha sonra korkar ailesinden ve onu öldürür. Yani hem tecavüz eder ve tecavüzünü saklamak için de onu öldürüp toprağa gömer. Ve yaptığı 70 senelik ibadet, ilim hepsi şeytana gitmiş oluyor. Yani kimse kendi ilmini üste koymasın. Kimse kendi yaptıklarını üste koymasın. Bir dakikada yapacağım bir hata var ya, o buzun üzerinde yürümek gibi bir şey yani bu iman meselesi. Yani onun için hiç kimse böbürlenmesin. Allah böbürlenenleri sevmez. Biz kendimizi küçültelim. Biz kendimize mütevazi olalım. Kendi hatalarımızı görelim. Kardeşlerimizin hatalarını kapatalım. İslam bunu ister. Herkese selamlar kardeşim. Hepinizi seviyorum. İnşallah hepimiz kurtuluşa erenlerden olacağız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetkarı olarak, yardımcısı olarak inşallah güzel günler göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.